Merhaba güzel ay çiçekleri. Şimdi bugün ilk veganlıkla ilgili Türkçe YouTube videomu yapıyorum. Şeyden dolayı TikTok'ta çoğunuz TikTok'ta bana bir sürü veganlıkla ilgili sorularınız oldu. Çok güzel sorularınız oldu olarak konuşamıyorum. Ve ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Videoyu yaparken sakin bir an arıyordum ama bir türlü olmayacak galiba. Evde 4 tane köpek var. Biraz hareket, çocuklar girip çıkabilir, köpekler sesler çıkartabilir. Onun için kusura bakmayın şimdiden. Bana çok güzel birçok yorumlarınız oldu, sorularınız oldu. Hepsine TikTok'tan cevap vermek istedim ama böyle bir dakikalık videoları her şeyi anlatamayacağım için istek de oldu. Vlog, YouTube yapar mısınız diye. Onun için ilk veganlıkla ilgili Türkçe YouTube videomu yapıyorum. Soruları bir defteri bazılarına de bir deftere yazdım. Hatırlamak için aslında çok soru var. Birkaç video olabilir bunlar. Şimdi ilk olarak veganlığa ne zaman başladım? Bunu TikTok'ta cevaplamıştım ama veganlığa 5 yaşında başladım. Evet 5 yaşında bir gün vegan olmaya karar verdim diyeceğim ama öyle değil. Veganlığa annem vegan oldu. Annem 5 yaşında tabii annemin sayesinde vegan oldum. Sonra benim çocuklarım doğuştan vegan. Bu arada 2 çocuğum var. Kendimi de tanıtayım, tanıtmadım tanımayanlar için. Benim adım Ayşegül. 2 çocuğum var. Sita ve Prem. Kızım 18 yaşında, oğlum 15 yaşında. Ve ikisi de doğuştan vegan. Bununla ilgili de çok soru var. Buna da bu videoda olmasa da başka gelecek videolarda kesinlikle doğuştan vegan çocuklar nasıl oluyor, nasıl sağlık, her bunlarla olan bütün soruları cevaplayacağım. Bu arada veganlık nedir diye soranlara da kısaca hemencecik anlatayım. Veganlık, vejetaryenlik arasındaki fark. Vejetaryenlik et yemeyen, genelde vejetaryenler et yemiyorlar ama süt, diğer hayvansal ürünleri kullanıyorlar. Süt, peynir, yoğurt. Bazı vejetaryenler yumurta yemiyor, bazıları yiyor. Bu değişiyor. Hindistan'daki vejetaryenler yumurta yemiyorlar. Hindistan'ın bu arada çoğu vejetaryen kültürlerinden, dinlerinden dolayı Hindu dini. Veganlığın da farkı aslında çok basit. Veganlar hiçbir hayvansal ürün kullanmıyor ve yemiyor. Yani et de yemiyorlar, balık da yemiyorlar. Tavuk da diyeceğim çünkü bazılarınız tavuk hep soranlar oluyor. Et tamam vegansınız da tavuk da mı yemiyorsunuz? Tavuk da yemiyorlar. Süt, peynir, yumurta, yoğurt, tereyağı gibi hayvansal ürünleri kullanmıyorlar. Hatta bal da kullanmıyorlar. Bazı veganlar bazen arada bal kullanıyor. Bir de genelde veganlar palmiye yağı da olan besinleri almıyorlar. Çünkü ağaçları, hayvanları korumak için palmiye yağı üretmek için çok orman kesiliyor. Çok hayvan, Amerika, Güney Amerika'da çok maymunların olduğu ormanlar. Birçok maymun ve diğer yabani hayvanlar ölüyor bunun yüzünden. Onun için birçok vegan palmiye yağı da yemiyor. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla ya da daha çok vardır belki ama 3 çeşit. 3 nedenden dolayı vegan olanlar var. Biri sağlıktan dolayı vegan olanlar var. Sağlıklarının daha iyi olduğuna inandıkları için ya da birçok insan büyük hastalıkları olan, kanser gibi hastalıkları olan birçok insan veganlığa geçiyor. Veganlıkla hastalıklarını iyileştiriyorlar ve bu çok çok oluyor. Gerçekten veganlıkla iyileştiren kanser hastaları çok var, çok da oldu geçmişte de. Ve ayrıca hastanelerde artık bazı hastanelerde kanser hastalarına vegan diyeti veriyorlar direkt. Bunu aşağıya da başlığın altına da yazacağım. Kitap ve belgesel isimleri yazacağım. Bir tane çok iyi bir kitap var, Çin Diyeti diye. Orada bir doktor, şu an ismini biliyorum evde var da hatırlayamıyorum şu an. Doktor bütün hayatını veriyor bu veganlığın bilimsel olarak sağlığa yararlı, zararlı mı ya da yararlı mı olup olmadığını kanıtlıyor. Tabii ki sağlığa yararlı olduğunu kanıtlıyor ve tam tersine hayvansal ürünlerin kanserojen olduğunu bilimsel olarak kanıtlıyor.
O aşağıda bunların hepsini yazacağım size. Kitaplar, belgeseller ve filmler, onları yazacağım. Listelerini yazacağım. Bir de şeyi soranlar da oldu. Vegan olunca kıyafet seçimleriniz nasıl oluyor diye. Hatta şey de var, vegan, bunu da ekleyeyim. Vegan olmak sırf yemek yemek değil. Vegan olmak aynı anda aslında bir yaşam tarzı. İşte kullandığımız makyaj malzemeleri, temizlik malzemeleri. Köpeğim hapşırıyor bu arada. Ne diyordum? Makyaj malzemeleri, temizlik malzemeleri, giydiğimiz kıyafetler, evet yediğimiz yemekler, dövmeler, vegan dövmeler var ya da içinde hayvansal şeyleri olan konuşamadım. Mürekkep var şey dövmelerde genelde galiba bir şey koyuyorlar. Hatta alkollerde bazı alkoller vegan değil. Aslında birçok şey var hani hayatın bütün alanlarında. Onun için vegan olmak tek yediğimiz yemekler değil. Hani yapabildiğimizce %100 vegan olmak, hani bunu çok şey soran söyleyenler de oluyor, öyle yorumlar oluyor. Hani işte tamamen vegan, işte yediğiniz ipte de şurada da bunda da onda da var. Doğru, birçok şey yani bu yaşam tarzımız toplumda birçok hayvansal ürünler çok kullanıyor birçok şeyde. Hatta şeyde de duymuştum, gözlük malzemelerinde falan. Ama ben şöyle diyeceğim. Tabii ki veganlar %100, bütün veganlar %100 vegan mı? Hayır. Aslında ben şeyi de sevmiyorum, bir etiket koymayı da sevmiyorum. Hani vegan kelimesi, ben kendime ben vegan bir insanım demiyorum. Ben yalnızca ben bir insanım. Ama şu an bunu merak ettiğiniz için hani veganlıkla ilgili bilgiler edindiriyorum size. Ama etiketlere pek inanmıyorum. Bence ben şey inanıyorum, elimizden geldikçe, farkındalık aldıkça, bilinçlendikçe seçimlerimizi en iyi şekilde yapmak. Öğrendikçe, ben de bilmediğim birçok şey var ama öğrendikçe hani veganlıkla ilgili bazı şeylerin "Aa, bu vegan değil miydi?" diyorum. Ama farkına vardığımda başka seçenekler var mı diye bakıyorum. Yani farkındalık kattıkça, bilinçlendikçe seçimlerimizi bu dünyayı daha güzel bir yere getirebilecek bir şekilde seçimler yapmaya çalışalım diyorum. Bir de bu arada size şunları göstermem lazım. Orada bir yaramazlıklar oluşuyor. İlavezen. Onun için olabildiğince bize iyi gelecek, çevremize iyi gelecek, dünyamıza iyi gelecek, evrene iyi gelecek seçimler yapmaya ben en azından biz ailece yapmaya çalışıyoruz. Kıyafetleri soran olmuş, kıyafet seçimlerin. Evet. Ben öğrendikçe, videolarda da gördükçe, o bilgileri aldıkça mesela yünün eskisi gibi değil. Eskiden işte koyunların sıcak olduğunda yünlerini böyle kesiyorlarmış ama şimdi bazı siz de araştırabilirsiniz belgesellerde, videolarda nasıl yapıldığında. Bu büyük sanayilerde artık hayvanlar çok işkenceden geçiyor. Derilerini canlı canlı maalesef yoluyorlar. Deri için de aynı geçerli. İpek de öyle, ipek böceklerini öldürüyorlar. Bu herkesin kendi seçimi. Yine dediğim gibi ben etiketlemelere inanmıyorum. Ben kendimden bahsediyorum. Ben seçim olarak başka bir seçeneğim varsa onu tercih ediyorum. Onun için yünü tercih etmiyorum. yünü tercih etmiyorum. İpeği tercih etmiyorum. Deriyi tercih etmiyorum. Onun yerine başka seçimler yapmaya çalışıyorum. Ama aynı anda polyesteri de tercih etmemeye çalışıyorum. O da mesela dünyayı plastik. O da iyi gelmiyor. Cildimize de iyi gelmiyor. Ama dediğim gibi elimizden geldikçe en iyisini, ben de tamamen mükemmel yapamıyorum ama elimden geldikçe, bu tek sizi bilgilendirme amacı bunu yapıyorum. Hani hiç kimseyi burada bir eleştiri yok. Buna da inanmıyorum. Birbirimizi eleştirmek için burada değiliz. Birbirimizi destekleyip bilgilendirebiliriz. Benim bilmediğim bir şey siz bilebilirsiniz. Sizin bilmediğiniz bir şey ben. Değiş tokuş yapıyoruz. Bilgi değiş tokuşu. Elimizden geldiğince de seçimlerimizi en iyi şekilde kullanıyoruz. Bu biliyor musunuz? Veganlıkla ilgili video yapmak için bu oluyor. Evet. Deminden beri havlıyorlar. Ben bunları ilk önce susturmaya çalışacağım.
böyle evde. Çalışmalar biraz zor. Evet, biraz zor geçiyor. Evet, şimdi sustular. Bu arada ben bu videoları çok ciddi bir şekilde yapamayacağım. Buna alışmanız gerekecek. Evde köpekler, havlamalar, konsantrasyonum dağılıyor. Onun için böyle akacağız. Diğer sorulara geçiyorum. Biri şey sormuş, neden vejetaryen değil de vegan süt içmek hayvana acı ya da doğaya zarar değil mi diye sormuş. Zarar değil demiş. Aslında tam tersine, biraz belgesellere bakarsanız yine eskisi gibi değil. Büyük... Eyvah. Susun. Büyük sanayilerde et, hayvansal yumurta üretimi, hayvansal ürünler üretimi korkunç. O görmediğimiz duvarların arkasında inekler çok acı çekiyor, hayvanlar çok acı çekiyor. Hepsi hastalıklı, hepsine bir kere sağlık açısından çok berbat. Çünkü hepsine mesela Amerika'da ürettikleri antibiyotiğin Türkiye'de de öyle %80'i hayvanlara gidiyor. Yani durmadan antibiyotik, durmadan hormonlar yükleniyor onlara. Onun için o sütlerin içleri zaten doğal değil, ilaçlı, antibiyotikli. Bir de hayvanlar küçük dar dar alanlarda çok acı çekiyorlar. Onun için hasta oluyorlar, onun için ilaçları yüklüyorlar, kötü besleniyorlar. Sanayilerde gerçekten hayvanlar, çok hayvan üretiliyor bir. Bir de süt için, peynir için, yumurta için ve çok iyi şartlarda değil ve çok acı çekiyorlar. Onun için şeyleri seçmiyoruz. Bir de ikinci nedeni, yani ondan da bahsedeceğim. Protein, hayvan, ineğin sütü örnek olarak, ineğin sütündeki protein, benim inandığım şey, insana göre olmadığına inanıyorum. Çünkü ineğin yapısına bakarsanız ve bebeğine bakarsanız, bebeği çok hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor, çok hızlı bir şekilde yürüyor. Bizim yavrumuz bir senede ancak ayağa kalkıp yürüyor. Gelişimi çok farklı, ihtiyacı olan protein çok farklı. Anne sütüne kesinlikle inanıyorum. Bu da başka bir soruydu. Peki bebekler, süt içmiyorsanız bebeklerinize, çocuklarınıza süt verdiniz mi? Tabii ki anne sütü. Eğer anne sütü yoksa o zaman başka bir hikaye. Anne sütüne, ben keçi sütünün en yakın olduğunu biliyordum. Belki belli bir çiftlikte belli bir süreliğine ilk ayları için keçi sütü verilir. Başka alternatifler de var. Badem sütü ya da başka anneler süt de verebiliyor. Öyle alternatifler olabilir. Ama inek, ben buna inanıyorum. İnek, yani her hayvan kendi yavrusuna göre süt yapıyor. Ve onun içindeki besin ihtiyacı, protein kendi türüne göre. Bizim türümüz insan. Onun için bebekler belli bir yaşa kadar anne sütüne ihtiyacı var. Şeyin içindeki de bu belgesellere bakıp araştırırsanız çok güzel anlatıyorlar bilim adamları. Bir de bir tane çok iyi bir Türk doktor var. Onun ismini de yazacağım. Murat Kınıkoğlu diye. Onu Instagram'dan, YouTube videoları da var galiba. Kitabı da var. Murat Kınıkoğlu. Takip ederseniz o benden çok daha iyi. Bilimsel, eğer bilimsel şeyleri bilmek istiyorsanız bilimsel olarak çok iyi anlatıyor. Doktor da kendisi zaten. Birçok insanı da iyileştiriyor, yardımcı oluyor. Ve tabii ki benim Türkçem söylediğim gibi daha önceden TikTok'ta da o kadar iyi olmadığı için o kadar iyi anlatamıyor olabilirim. Ama elimden geldiğince sorularınıza kesinlikle cevaplayacağım. Ondan da yani daha bilimsellik isteyenler için doktoru takip edip ondan bilgiler ve çok güzel kitaplar da var, aşağıda yazacağım. İnsan Neden Vegan Olur diye küçücük bir kitap. Çok basitçe anlatıyor, çok sade ve çok kolay okuması ve aynı anda da çok iyi bir kitap. Aynı anda inek sütünün içindeki protein, demin dediğim gibi yavrularına çok fazla protein var insan bedeni için. Biz anne sütünden aldığımız protein çok daha farklı. Belli bir yaştan sonra zaten hayvanlar da öyle. Belli bir yaştan sonra büyüdükten, ayağa kalktıktan sonra belli bir şey aşamadan sonra artık süt üretmiyor. İnekler de bana çok soruyorlar. İşte yani herkese, bütün veganlara soruyor. Protein nereden alıyorsunuz? Protein birçok değişik besinlerden alabiliriz. Vegan plant nasıl denir şey, et dışındaki besinlerden. Ama mesela ineklere bakarsanız inanılmaz güçlüler ve genelde doğalarında ne yemek var?
ot, yeşillik yiyorlar. Yeşillikte çok amino asitler var ve onlar bedende proteine dönüşüyor. Aslında proteini dışarıdan almak değil, amino asitleri almamız gerekiyor. İnsan bedeni de öyle. İnsan bedeni onu proteine dönüştürmesi gerekiyor. O zaman organik protein oluyor. Bedene iyi gelen protein. Bedenin özümsediği protein oluyor. Ama etten aldığımız proteini çok fazla protein olduğu için ve protein şeklinde aldığımız için onu aslında inorganik protein oluyor. Beden onu özümseyemiyor. Orada altta yazdığımda Game Changer çok iyi Netflix'te belgeseller var. Bunu atletlerin, doktorların bu konuyu çok iyi anlattığı belgeseller. Mutlaka izleyin. Aynı anda sütün içindeki, inek sütün içindeki protein demin dediğim gibi yavrularına çok fazla protein var insan bedeni için. Biz anne sütünden aldığımız protein çok daha farklı. Belli bir yaştan sonra zaten hayvanlar da öyle. Belli bir yaştan sonra büyüdükten, ayağa kalktıktan sonra belli bir şey aşamadan sonra artık süt üretmiyor. İnekler de bana çok soruyorlar. İşte yani herkesi, bütün veganları soruyor. Protein nereden alıyorsunuz? Protein birçok değişik besinlerden alabiliriz. Vegan, plant nasıl denir şey... et dışındaki besinlerden. Ama mesela ineklere bakarsanız inanılmaz güçlüler ve genelde doğalarında ne yemek var? Ot, yeşillik yiyorlar. Yeşillikte çok amino asitler var ve onlar bedende proteine dönüşüyor. Aslında proteini dışarıdan almak değil, amino asitleri almamız gerekiyor. İnsan bedeni de öyle. İnsan bedeni onu proteine dönüştürmesi gerekiyor. O zaman organik protein oluyor. Bedene iyi gelen protein. Bedenin özümsediği protein oluyor. Ama etten aldığımız proteini çok fazla protein olduğu için ve protein şeklinde aldığımız için onu aslında inorganik protein oluyor. Beden onu özümseyemiyor. Orada altta yazdığımda Game Changer çok iyi Netflix'te belgeseller var. Bunu atletlerin, doktorların bu konuyu çok iyi anlattığı belgeseller. Mutlaka izleyin. Bir de genelde insanlar, bu da çok normal bir şey, şey diyorlar. Ben vejetaryen olurum ama sütü, yoğurdu, peyniri kesinlikle bırakamam demekleri çok normal. Çünkü sütün içinde, peynir içinde de, yoğurdun içinde de, sütte kasein adında bir protein var. Kasein. Kasein aslında bağımlılık yapan bir protein. Onun nedeni de anlatayım size, doğada ineklerin yavruları oluyor. Doğada hani özgür olduklarında doğa ona göre yaratmış. O yavrunun uzaklaşmaması için, o içindeki o bağımlılık yapan hafif uyuşturucu gibi olan şey kasein bağımlılık yapıyor bebekte ve böylece bebek annesinden uzaklaşmıyor. Yani anne sevgisi dediğimiz şey, anne ile çocuk bağı var ama o kasein de o bağı daha güçlü tutuyor ki çocuk, bebek kaybolmasın ve uzaklaşmasın annesinden diye. Ve biz o sütü içtiğimizde ya da peynir ya da yoğurt yediğimizde, peynir ve yoğurtta çok daha yoğun konsantre olduğu için o kasein oranı çok daha yüksek oluyor. Bizde de aynı şekilde bir bağımlılık yapıyor. Onun için her şeyi bırakırım ama peyniri, yoğurdu kesinlikle bırakamam diyenlerin nedeni bu. Bir de bu arada göstermek istiyorum. Orada bir yaramaz, orada terlikler görüyor musunuz? Orada bir yaramaz terlikleri deminden beri yiyordu. Şimdi fark ettim. Şimdi gidip onu göstereceğim gününü. Hayır! Evet, geri geldim. Diğer sorular, kaseinden bahsettik, süt, yoğurdun niye yoğurdun ve sütün daha zor olduğunu. Bu da çok normal. Çünkü kasein çok güçlü bir protein. Onu da araştırabilirsiniz isterseniz. Ay, ben bu arada şuraya bakıyorum ama buraya bakmak gerekiyordu, kusura bakmayın. Alışacağım yeni YouTube videolarım. Demin de dediğim gibi ben tekrar bu konuya dönmek istiyorum. Etiketleri normalde çok sevmiyorum. Çünkü hepimizin kendi bir doğrusu olduğuna, kendi bir yolu olduğuna inanıyorum. Etik, benim için etik olan vegan olmak daha etik bir yaşam tarzı. Bir de evet, etiketleri seçmiyorum. Ben kendime, biz veganız, bunu hani insanlar anlasın diye vegan kelimesini kullanıyoruz ama
Ben aslında şey diyorum, ben kendimi gerçekten özgür bırakıyorum. Hani soranlar oluyor işte etin tadı ya da et nasıl, hani ben kendimi tutmuyorum vegan olmak için, onu söylemeye çalışıyorum. Kendimi tutmuyorum, kendimi özgür bırakıyorum. Ama benim için en önemli şey kendi iç sesimi, öz benliğimi dinliyorum. Öz benliğimin neye ihtiyacı varsa, neyi yemek istiyorsa, ne ona iyi geliyorsa, neyle barışıksa onu takip ediyorum. Ki benim için evet bu vegan yol oluyor. Kendimi dinlediğimde gerçekten içimden, tek tat için değil, içimden hiçbir hayvansal ürün yemek gelmiyor. Belli bir zamandan sonra zaten bunu alışkanlık haline getirdiğimizde, yine yaramazlık yapıyor. Bu sefer şeyi yiyor, masayı. Bir alışkanlık haline getirince zaten o besinler benim için, kendim için söylüyorum, bana besin gibi gelmiyor. Kendi öz benliğimi dinlediğimde zaten daha çok özgür bıraktığımda kendimi, canım daha çok şeylere yöneliyor. Daha çok doğal, toprak ananın bize verdiği meyvelere, kuru meyvelere, sebzelere. Şey soranlar oldu, sebzeler gübre de hayvansal. Ben genelde bahçeye, yani bahçe ekmeye çalışıyorum. Olmadığı zaman tabii köyden de alıyorum. Demin dediğim gibi en iyi şekilde beslenmeye çalışıyoruz. Yani biz de mükemmel, hiçbir şeyin mükemmel olmak, mükemmeliyetçilik biraz zor bir şey zaten. Öyle bir baskı da yapmıyoruz kendimize. Ama kendi yine özgür sesimi dinlediğimde içimden gerçekten daha çok daha doğaya yakın besinleri yemek geliyor. Daha enerjileri yüksek, titreşimi yüksek, canlı besinler, renkli renkli güzel besinler, daha içinde merhamet olan, o kadar acı olmayan ya da bu dünyayı yıkmayan besinler. Onu demin söylemiştim galiba, 3 çeşit veganlar var demiştim. Emin değilim, söyledim mi? Sağlık için, onu söylemiştim, orada kalmıştık. Sağlık için veganlar var. Sonra ekolojik sistem için, işte dünyanın ekolojik sistemini dengelemek için. Çünkü gerçekten bu hayvan endüstrisi, hayvan üretimi çok alan yaratmak için ağaçlar kesiyor. Dünyanın suları buna gidiyor, petrol gidiyor bu kamyonlar. Yem yetiştirmek için de çok sular gidiyor. Çok fazla hayvan üretiminden dolayı dünyayı, havayı kirletiyoruz. Bunun için de vegan olanlar var. Bir de gerçekten hayvanlar için, hani bu hayvanların acısına bir son vermek için, bunu desteklemek. Evet, bir insanın vegan olması belki her şeyi değiştirmez ama en azından bunu bir insan bile dünyayı aslında değiştirebilir. En azından bir insan bunu desteklemeyi durdurabilir. Hayvanlar için de vegan olanlar var. Ben kendim için hayvanlar için veganım ilk olarak, onu söylüyorum. Onu önceden de söylemiştim. Veganlık sağlıksız da olsa ben hayvanların acılarını gördükten sonra sağlıksız olmayı tercih edip vegan olurum yine. Yani onları besin olarak kesinlikle kullanmamayı tercih ederim. Ama yine aynı şeye geliyorum. Kesinlikle hiç kimseye burada hiçbir eleştiri yok. Herkesin kendi iç sesi, kendi yolu, kendi gerçeği var. Benim desteklediğim tek şey özgürlüğümüz. Kendi sesinizi dinleyin. Kendi iç benliğiniz, öz benliğinizi, kendinizi bilin. Kendinizi dinlediğinizde size belli bir seçimler etik geliyorsa, doğru geliyorsa, size iyi geleceğini düşünüyorsanız gerçekten, ama hiç dıştaki seslerden etkilenmeden, o zaman onu takip edin. Zaten sizin öz benliğiniz sesi sizi en güzel, sizin için en güzel yere getirir. Proteine geri dönersek, nelerde protein var? İnternetten... Allah'ım, Zel! Kusura bakmayın, köpeğim garip garip. Şimdi ila garip garip sesler çıkartıyorlar. Proteine geri dönersek, size şöyle göstereyim de daha iyi anlarsınız. Burada ayağımın altında böyle ben video, size güzel veganlıkla ilgili bir şeyler çekmeye çalışırken. Proteine geri dönersek, nelerde protein var? Chia tohumunu belki biliyorsunuzdur. İleride zaten tarifler paylaşacağım. Chia tohumunda, kuru meyvelerde, badem, ceviz, fındık, hepsinde inanılmaz fazlasıyla, hatta dikkat etmek lazım, çok fazla protein var. Brokolide var, yeşilliklerde var, meyvelerde de var amino asitler. Onlar proteine dönüşüyor. Sonra baklagillerde çok fazla protein var. Hatta fazla protein var. Onun için dikkat etmek lazım. Fazla
proteine de dikkat etmek lazım. Çünkü bedende azot yapıyor. Azote mi deniyor? Azot oluyor. Daha bilimsel araştırabilirsiniz ya da daha sonraki videolarda daha iyi anlatırım. O da kanda iltihap yapabiliyor. Onun için ben ne yapıyorum? Genelde Türkler bunu yapıyoruz. Hani bir gece baklagilleri pişirmeden önce bir gece suda çocukları falan yaptığımda bir gece suda bekletiyorum. Ama o da yetmiyor. İki gece önceden yapıyorum. Bir gece suda, bir günde süzüp süzgeçte bırakıp ıslak kalmasına dikkat edip ertesi güne kadar süzgeçte ıslak bırakıyorum ki birazcık uçlarından küçücük çimi çıkıyormuş gibi. Tam çim değil de minicik çıkmaya başladığında o baklagil canlanmaya başlıyor. Tekrardan canlanıyor ve bu baklagilden daha çok yani çimlenmeye başladığı için proteini daha hazmı da çok daha kolay oluyor ve hani o baklagil yenildiğinde bazı insanlarda rahatsızlıklar onlar da olmuyor ve hazmı kolay oluyor dediğim gibi. Sonra soya da var. Soya da çok var. Soya fasulyesi her yerde bulabilirsiniz. Soya fasulyesi de var. Tofu gibi şeyler yapıyorlar. Soya köfteleri falan. Biz onların kişisel olarak biz onları çok tüketmiyoruz. Ben soyayı çok tüketmemeyi tercih ediyorum ama bu kişiden kişiye göre değişebilir. Bana çok iyi gelmiyor. Zen. Çok ayıp. Burada bir şey anlatıyorum. Bana çok iyi gelmiyor. Ben şeyi her zaman destekliyorum. Kendi bedeninizi dinleyin ve deneyimleyin. Sonra spirulina var. Bu yeşil bir yosun. Spirulina'da bolca protein var. Klorofil var. Çok önemli beden için. Ben spirulina kullanıyorum. Tablet olarak bulabilirsiniz. Hawaiian diye bir marka var. Türkiye'deki en iyi markalardan bulabileceğiniz markalardan bir tanesi. Kusura bakmayın artık galiba bu YouTube'u durdurmam gerekiyor. Daha çok soru var. Hepsine cevap vermek isterim. Bir dahaki YouTube videosunda bunlara cevap vereceğim. Güzel ayçiçekleri sizi çok seviyorum. Kocaman kucaklıyorum ve sevgi yolluyorum.